dünyaya geldiği 1971 yılında Silivri'nin Fener Köyü'nün onun sayesinde ne büyük gururlar duyacağından haberi yoktu henüz. Minik adımlarıyla koşturduğu evinin hemen yanındaki top sahası ilk zamanlar büyük geldi gözüne. Sonra sokaklarında oyunlar oynadığı koca köy. Derken köyünden de büyük Silivri'yi tanıdı. Kısacık hayatında büyük zorluklar, büyük hedefler, büyük başarılarla adı yan yana yazıldı. Hızla yükseldiği basamakları tırmanırken kendini büyütmeye fırsat bulamadı. Hep çocuk kaldı. Bugün altın çocuk olarak anılan Gürsu'yu daha yakından tanıyabilmek için gelin hep birlikte çocukluk yıllarına uzanalım. Çok küçüklüğünden beri çok sevimli bir çocuktu. Sürekli topla oynardı işte. Hayat hep topla geçti. Şey, okul süresince okulda da oynadı. Ondan sonra buralarda oynadı. Çok iyi bir çocuktu yani. Rahmetliyle yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. İlkokul birden itibaren ortaokul son sınıfa kadar aynı sırayı paylaştık. Aynı kader birliğini paylaştık. Beraber üzüldük, beraber ağladık, beraber güldük. Çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Çocukluk dönemi Müjdat'ın ilkokulu burada okudu. Ondan sonraki dönemde tabii ki burada okul, ortaokul dönemi vardı, lise yoktu. İlkokul birinci sınıftan itibaren biz hep top peşinde koşmaya başladık. Okuldan çıkardık. Siyah önlük, beyaz yakamız vardı. Rahmetliyle millet düğün dernek koşturur, işte manita peşinde koşar. Biz hiç eve de uğramadan, çok dayaklar yemişizdir Kamil Bey. Okul önlüklerinden bir kale, çantamızdan bir kale, Fenerköy'de evleri de futbol sahasının bitişindedir. Bir kale yapardık, futbol sahasını ikiye bölerdik. Koca futbol sahasında iki kişi, 12-13 yaşında çocuk. Gücümüz kuvvetimiz nasıl yetmiş ben hayret ediyorum. Bütün gün bir o kalede bir o kalede, bir o beni çalımlarsa o gol atardı, ben onu çalımlarsam ben gol atardım. Çoğu zaman da orta sahadan penaltı yarışmamız vardı rahmetliyle. Kolasına yapardık. Dün gibi aklımda. Bu 30-35 yıllık bir önce yaşanan bir olay bu. Kim kaybederse gider kolayı alırdı. Çok da vefalıydı. Yani hiçbir zaman bana tek başıma ödetmezdi. Kaybetmeme rağmen. Müjdat'ın güzel bir çocukluğu vardı. Yani iyi yetişti diyebiliyorum. Yani burada ilkokulu, ortaokulu burada okudu. Bitirdikten sonra Silivri Sesi'ne başladı. Köy bakkalında işte okuldan teneffüslere çıkardık. Babasının bakkalına giderdik. Petibör bisküvileri vardı. Bisküvi alır, o kadar adaletliydi ki sayardı. 2, 4, 6, 8, 10. Bu senin. Kendine sayardı. 2, 4, 6, 8, 10. O kadar eşit paylaşırdı. Rahmetli amcam da aileden geleneğiyle beraber üçünün bir arada olduğu fotoğraflar var. Tabii biz o zamanlar çok küçüğüz. Onları görerek biz de büyüdük. Müjdat daha küçüktü yani. 15-16 yaşındaydı hatta. Yaşı da çok. En genç ben girmiştim. Oynadığımız takımda. İşte Müjdat'a da kısmet olmuş ama bizim köyümüzde oynamamıştı. Ne hikmetse rahmetli liseye gelmek istemedi. Okuma sevdası yoktu. O yüzden gelmek istemedi. Bizim köyde demirci Özcan abi var. Sanayide kaynakçı, demirci dükkanı vardı. Rahmetli oraya çalışmaya başladı. Son sınıfta ayrılmıştı. Sonra geldi. Abla dedi, ben dedi okulu bitirmem lazım, sınavlara girmem lazım dedi. Beraber gittik. Sonra biz köyde buluşmaya devam ettik rahmetliyle. Hep sorardı. Sülo okul nasıl? Okul kötü, yani kötü derken alışamadık. Lise biraz daha zor, köy ortaokulundan gelmişsin. Lise biraz daha zor ya, ben daha gelsin diyerekten çok iyi, çok kızlar var, işte ortam çok güzel, işte futbol oynuyoruz falan filan derken Silivrispor'dan bahsettim kendisine. Bak Silivrispor'a yazıldım dedim, lisans çıkardılar dedim. İstanbul'u ben ilk defa Silivrispor sayesinde gördüm. 16-15 yaşındayım. Ballandıra rahmetliye anlattım, bir heveslendirdim. Sabaha kadar uyumamış. Sabah geldi, dedi ki ya Sülo, sen tiyatroyu iyi yaparsın dedi. Bak yediğimiz işimiz ayrı gitmez, her şeyimizi katlandık. Tek bir şey rica ediyorum. Ne? Babam beni dedi liseye göndermeyecek dedi. Sanayide dedi işler ağır dedi. Çocuk ya, çocukuz daha. Çok zorlanıyorum dedi. Kaynak işleri dedi, demir kaldırma falan filan derken
Babama dedi, bir ağlayıp sızlasan da dedi beni liseye dedi yazdırsın dedi. Gittim, babasının köyde bakkal dükkanı vardı. Dün gibi hatırlıyorum, köşeye saklandı rahmetli, oradan dinliyor. Çok da hevesli, çok da istiyor ya. Ağladım, sızladım. Mehmet abi dedim, çok başarılı olacak, beraber çalışacağız işte. Futboldan bahsetmiyorum çünkü babası biraz fazla sevmiyordu. Abileri futbolcu, çok iyi futbolculardı abileri. Ama rahmetli oradan damardan devreye girdik, ağladık, sızladık. Ben daha çok bastırdım ve liseye yazdırdım. O arada bir ara bir sanayide çalışma dönemi oldu. Fakat kendi içinde hep işte okulumu bitirmek ve veya futbol oynamak içinde her zaman bir şey vardı böyle yani, istek vardı. Ondan sonra işte babamız sanayiden aldı onu, tekrar okula yazdırdı. Sonra ben burada çalışmayacağım. Beni çok yüksek yerlerde göreceksiniz dedi ve bıraktı. Geldi, devam etti oynamaya. Ondan sonra işte Silivri, Bandırma, Samsun, milli takım devam etti. Dediğini de yaptı. Öğretmenler bana kıyamazdı. Devamlı ilk önce onu döverlerdi, sonra da beni döverlerdi. Neden? Aynı sıradayız. Ben ya bir maymun taklidi, ya bir hayvan taklidi, ya da bir fıkra, ya bir şey anlatırdım. Ya da tek bir harekette, Allah rahmet eylesin, çok güldürdüm onu. O da gülmemek için hep böyle burnunu tıkar, tıs tıs ses çıkarırdı. Öğretmen de rahatsız olurdu. Uyarmasına rağmen biz devam ederdik. Sonra bir baktım, tahtada ikimiz. Bir benim kulak öğretmenin elinde, bir de onun kulağı öğretmenin elinde. İkimiz de bir kafa kafaya vurdurur, oturturdu. Çocukluğun verdiği haşarılıkları neticesinde sanayide çıraklığın kapısından dönen Müjdat, belki de hayatının ilk büyük hedefiyle de bu dönemde tanışır. Hayallerini süsleyen kırmızı mavili Silivri Spor forması, ulaşacağı başarılarının sadece ilk adımıdır oysa ki. Lise döneminde okula giderken orada takıma giriyor. Rahmetli Necati Öner hocamız, nur içinde yatsın. Tabii ki onun çok emeği geçmiş. Şimdi biz uzaktan da olsa yani fazla bir takip etme şeyimiz yoktu o dönemlerde. Yani onun o zamanki gençlere önem vermesi. Oradan da Silivri Spor genç takımına geçiyor. Genç takıma geçtikten sonra tabii A takıma yükseliyor. Müjdat, bizimle yaklaşık bir 2-3 sene birlikte olduk biz genç takımda. Daha sonradan kendisi A takımına İdmanlara başladı. Bir sene sonra zaten profesyonel olmuştu. O yaşlarda daha kendini gösteriyordu, göstermeye başlamıştı. Hocaları, Necati hocamız vardı gençlerle ilgilenen ilk zamanlarda onlarla beraber. O hep söylüyordu, kendine bakarsa iyi futbolcu olacak diye falan. Sevgili Mehmet Şansal hocamın teknik direktörlüğünü yaptığı Silivri Spor kampına davet edilmesi için Müjdat ve Soner kısaca kardeşimi önerdim. Kendisi de sağ olsun kırmadı. İkisini de aldı. Sonda ne kadar doğru bir karar verdiğini bana bizzat kendisi söyledi. İki defa kampı ziyaret ettim. Görüş alışverişinde bulunduk. Analizler yaptık hocamla. Çok memnun kaldığını, ilerisi için yeni bir yıldızın doğacağını o zaman benim bana söylediğinde şu anda kulaklarım o sesi duyar gibi. Silivri'de hiç unutmuyorum, yanılmıyorsam Almanya'dan bir takım gelmişti. Silivri karması olarak Müjdat kardeşimizle beraber aynı takımda onlarla bir arada olmuştuk. Benim altyapım Galatasaray, sonrasında amatör küme, Silivri Spor'un altyapısında hiç oynamadım. Ama tabii dediğim gibi Müjdat Gürsu gerçekten hani Gazi'nin zeki, çevik, ahlaklı bir sporcu tanımına tam da uyan bir kişilikti. Mütevazi bir kişiydi, efendi, ahlaklı bir kişiydi. Tabii. 89'da Mehmet Şansal'ın hocalığında sezon önü hazırlık için Gerede kampına gittik. Orada daha çok tabii ki birbirimize destek çıktık genç olarak. Öyle devam etti. Dönüşte de A takıma yükseldik. Yani maçlarda oynamaya başladık. Müjdat'la zaten ikimiz de Silivri'nin altyapısında oynuyorduk. Ondan sonra çocuktan beri beraber sayılırız yani. Altyapıda birkaç sezon oynadık beraber. Ondan sonra beraber A takıma yükseldik. Zannedersem 89
90 sezonunda Gerede'ye kampa gittik hep beraber. İlk defa bizimle birlikte gene Silivri'den de arkadaşlarımız vardı altyapıdan. Bazı meslekler vardır, kırılma noktasıdır, dönüm noktasıdır. Allah rahmet eylesin, Bolu'da tahminim yanlış hatırlamıyorsam Kartal maçıydı. Kartal maçında rüzgar arkamızda, rüzgarla karışık orta sahadan bir gol attı. Ve orta sahadan attığı bu golle onun futbol hayatı başladı. Mehmet Şansal diye bir hocamız vardı. Hoca o maçtan sonra kendisini direkt A takımı aldı. İlk 11'de oynamaya başladı. O cılız, zayıf bacaklı, çok böyle tıfıl bir yapısı olan rahmetli Müjdat o kamptan sonra Süpermen, dev gibi bir adam. O baldırlar, o fizik, o maşallah bir futbolcuda olması gereken bütün her şey vardı. Zaten karakter süper, kişilik süper. Onlarla birleşince rahmetli Silivrispor'da bayağı bir iyi yerlere geldi. Hocalarımız bize derdi, sahiplerinin gençlere yardımcı olun. İşte neyse kampa gittik. Kampta tabii hazırlık maçları, çalışmalar falan. Çocuk geldiğinde şeydi yani böyle adale yapıları biraz daha zayıftı. Baktık kampta bir 10-15 gün adaleleri güçlenmeye başladı, bir şekillenmeye başladı falan. Zaten gençleri severler. Yani abiler genelde işte böyle ahlaklı, dürü. Zaten kendisi çok temiz bir çocuktu. İyi bir gençti. Bir sahiplendik orada. Hazırlık maçları derken yavaş yavaş dedik ya bu çocuk takıma girecek galiba falan. Ona moral veriyoruz işte abi olarak, takım kaptanları olarak moral veriyoruz. Çok geniş bir kadro vardı. Yani altyapıdan, daha doğrusu genç takımdan bayağı bir futbolcu da katılmıştı. Tabii bunların içinde bir sürü genç futbolcu varken sivrilen Müjdat oldu. Müjdat'la biz oynadığımız maçlarda önlü arkalı oynuyorduk. O bek oynar, ben de orta sahanın sağ gibi ya da forvetin sağ gibi oynardık. İşte ben ona sağ bekim diye takılırdım. İşte yardımcı olurduk sağ içine, sağ dışına falan. Düzgün bir çocuktu, çok sağlam karakterli bir çocuktu. Aramızda 7 yaş gibi bir fark vardı. O yeni yeni A takıma çıktığında ben o zaman 13-14 yaşlarındaydım. Silivrispor altyapısında oynuyordum tabii. Tabii biz de onu altyapıdan çıktığı için örnek alıyorduk. İyi bir abimizdi. Devamlı şakalaşırdı bizle. Senden topçu olmaz diyordu. Öyle bir şey yapıyordu. Çok kızdırıyordu tabii. 13 yaşındaydık o zaman. Ben de ona tabii o zamanlar şeyler söylüyorduk, konuşuyorduk. Büyük küçük temas kurduğu herkesin kalbini fethetmeyi başarır Müjdat. Güleç yüzü, samimi tavrı, erdemli duruşuyla hem iyi bir dost hem çalışkan bir sporcu olduğunu ispat etmesi de çok uzun sürmez. Ve bu durum sayesinde üst liglerdeki takımların da gözlerini kamaştırmaya başlar altın çocuk. Hızla zirveye giden yolculuğunun bir sonraki adımı ise ikinci lig ekibi Bandırma Spor'udur. Küçükçekmece şampiyon oldu grubumuzda. Bir yılda Gaziospanpaşa şampiyon oldu. Biz Kılpa'yı kaçırdık. Yani yakın puan farklarıyla son haftalara kadar hep kovaladık. O yarışın içerisinde olduk. Başarılı takımdan da dikkat çeken oyuncular oldu. Bunlardan bir tanesi de Müjdat'tı. O Bandırma Spor'a transfer oldu sezon sonunda. İşte Murat'la birlikte, Murat Demirel'le birlikte. Vefa Aslanı'nda Nişantaşı'da maç yapıyoruz. Bir abi geldi yanımıza, işte dedi sizi transfer edeceğiz, bir takımla görüşmelerimiz var. Tabii biz şaşırdık ısınırken, sonrasında Bandırma Spor olduğunu söyledi o abi. Daha sonrasında Bandırma Spor'un kulüp başkanı, hiç unutmuyorum Beşiktaş Çarşı'nın içinde bir pub vardı, oraya davet ettiler bizi. İkimiz rahmetliyle gittik, orada bir görüşme oldu. Bandırma Spor kulüp başkanı Sayın Recep Baba, aynı zamanda Doğrul Partisi ilçe başkanıydı o dönemde. Ben de Silivrispor, Silivri'de Doğrul Partisi ilçe sekreteriydim. Vallahi dedim, ben yönetimde yokum ama başkanla falan yönetimle görüşürüm. İşlemler, yani gereken şeyler yapılırsa muhakkak ki olur dedim yani. İstanbulspor da bizi istiyor o sene. İstanbulspor'un kulüp binası da İstanbul Erkek Lisesi'nin içinde. Beraber oraya görüşmeye gittik ikimiz. Orada bize bir rakam telaffuz ettiler. O zaman İstanbulspor 3. Lig'de oynuyor. Sonra Bandırma'nın teklifi bize daha çok cazip geldi.
Biz beraberce Bandırma'ya gitmeye karar verdik. Sezonun da bitmesine yaklaşık olarak 3-4 hafta var. Bandırma Spor Murat'ı istiyormuş. Ama Müjdat'a beğeniyorlarmış. Turgay konuştu benimle. Ne diyorsun başkanım, nasıl yapalım? Kendiyle konuştum. Abi dedi, gitmek istiyorum. Profesyonel olmak istiyorum. İyi tamam, ama büyük bir kulüpte profesyonel olayım dedi. Biz de saygı gösterdik. Zaten yani çok beğendiğimiz bir çocuktu. Kendi hocaları olsun, o dönemin yönetimi olsun, bayağı desteklediler. Oradan Bandırma Spor'a transferini sağladılar. Murat alırken yani ücret talep etmedik. Zaten çocuğumuzu ücretle şeyimiz yok, çocuk gelişsin dedik. Bandırma Spor'a verdik. Orada profesyonel imzaladı. Çok güzel bir sezon geçirdi. Ben Bandırma'da hemen hemen tüm maçlarına gidiyordum. İdarici abilerimle, başkanla, yöneticilerle devamlı maçtan sonra görüşüp sorunlarla ilgili bilgiler alıyordum. O zamanki teknik direktör hocamız Orhan Yüce hocamızla devamlı konuşuyorduk. O bize Müjdat Gürsu'nun gelecek vadeden bir eleman olduğunu, çok Bandırma'da çok uzun süreli durmayacağını hep bizzat bile söylüyordu. Sonrasında bizim işte Bandırma Spor'la ilgili hikayemiz başladı. Hatta kendisiyle aramızda şöyle bir anı var. Bandırma Spor'a transfer olurken rahmetli amatörden profesyonel oluyordu. Biz de profesyonel futbolcuyduk. Rakam boyutunu beğenmedi kendisi. Öyle olunca ben dedi gitmek istemiyorum. Ben de ondan önce görüşmeye gidip ön mukavele imzalamışım. Dedim ki ya Müjdat, hani ben bıraktım İstanbul'u geldim, biz beraber yoldaşız. Hani dönemezsin İstanbul Spor'a. Yok dedi, ben İstanbul Spor'a gideceğim dedi. Dedim bak kardeşim, İstanbul Spor 3. lig. Bandırma 2. lig. Orada 1 sene 2 sene oynayacaksın, 2'ye sıçrayacaksın. Hazır burada böyle bir imkan var. Geldim burada biz beraber anlaşalım. O da imzayı attı. Transfer olduktan sonra biliyorsunuz kamplardan sonra kendi stadında yeni transferler, yeni takım tanıtılıyor. İşte biz de annesi, Hatice anne, Mehmet amcam, bir de Bülent. Dördümüz benim arabayla. Buradan Körfez, Karamürsel, Karamürsel'den Yalova, Yalova'dan Bursa, Bursa'dan Karacabey, Bandırma'ya gittik. Sezon açılışında futbolcular dizildi, çift kaleye geçildi. Arkamızda taraftarlardan bazı omurdanmalar duydum. İşte sarı bir çocuk nerede bulmuşlar, bizim altyapımızda bunun gibi bir sürü eleman varken nerede bulmuşlar falan derken, ben usulcacık oradan arka tarafa o konuşmayı yapan arkadaşa dedim ki katılıyorum söylediklerine ama inşallah dedim yani küfür etmezseniz ya başka bir şey söylemezseniz sevinirim. Neden dedi, annesi babası burada dedim. Bak orada sonra kalktı aynı çocuk gitti annesinin babasının elini öptü. Çok güzel duygulardı o gün. Aynı şekilde sonra aynı o güzergahdan geri geldik. Tabii şeyi aksettirmedik Müjdat'a. Aslında Bandırma'dan ziyade bizim orada en büyük hatamız, kendi adıma söylüyorum. Biz imzayı attıktan sonra işte duyduk Altay istiyor, Beşiktaş istiyor, Göztepe istiyor, Gaziantep isteyecek sizi. Ama bir sözleşme imzaladıktan sonra bunun hükmü kalmıyor tabii. Bandırma o günkü şartlarda hani işte ikincilikte gerçekten şartları diğer kulüplere göre daha zayıftı. Biz sanırım 6 ya da 8 kişi kalıyorduk bir odada, kulüp binasında, ranzalarda. Çok keyifli bir dostluk vardı, arkadaşlık vardı. İkisi birden gittiler. O Murat kardeşimiz maalesef kız arkadaşı vardı burada. Onu çok fazla Bandırma'da kendine şey yapamadı. Buraya döndü ama Müjdat daha sabırlı oldu. Daha isteyerek yaptı bu işi. Ve sonucunda karşılığını aldı. İsteyerek yapılan her işi başarmanın ne kadar da kolay olabileceğini tüm açıklığıyla çok kısa sürede ortaya koyar Müjdat. Altın Çocuğun bu başarısı daha Bandırma Spor'dayken onu Türkiye'nin yetiştirdiği en efsane milli takım kadrosunda yer bulmasına vesile olurken, camiasıyla, taraftarıyla,
tüm şehriyle bütünleştiği, onu bağrına basan Samsun Spor'un kapıları da böylelikle kendisine açılmış olur. Benim de ilk başkanlık senemde, ikinci ligde başkan olmuştuk. Takım ikinci lige düşmüştü. Ve o zaman futbol yönetimindeki bu işi bilen arkadaşlarla kurduğumuz yönetimde şöyle bir karar aldık. Bu sene öyle bir takım kuralım ki hem ikinci ligde şampiyon olsun, şimdiki adıyla birinci lig, PTT birinci lig dedikleri ligde. Ve bir dahaki sene buraya sadece 3 tane, 2 tane yabancı transferiyle Süper Lig'de, birinci ligde ses getirecek bir takım olsun. Onun iskeletini şimdiden kuralım. Parayı şimdi harcayalım ve birinci lig takımını bu sene kuralım duygusuyla hareket ettiğimiz bir sene. Ve ilk transferlerimizden bir tanesi Müjdat kardeşimiz, Müjdat Gürsu. Ercan'la beraber gelmiştik. Bunlar devamlı, ikisi beraberlerdi. Hiç ayrılmazlardı. Biraz böyle takımın içerisine girmekte tedirginlerdi ben, yani şimdiki gibi hatırlıyorum. Şimdi Müjdat biraz daha böyle içine kapanık, Ercan biraz daha böyle atik gibiydi. Yani biraz takıma uyum sağlamaları biraz zaman aldı. O da yani kişiliğinden, adamlığından, çekingenliğinden. Ama zaman içerisinde zaten o zaman bizim takımımız çok böyle bir aile ortam vardı. Yani başkanımızdan tutun, hocalarımıza, çalışanlarımıza kadar çok çabuk uyum sağladılar bize. Kendi içimizde de böyle takımın içinde de bilirsiniz bazı arkadaşlıklar birbirlerine yakın olur. Bizim de o dönem transfer olarak geldiğimiz için Ercan da vardı. Ercan Tezeller vardı. Tuncay vardı. Müjdat vardı. Biz de böyle bir kendi aramızda böyle daha samimi, daha bir dostluğumuz farklıydı. Akşamları da böyle toplanırdık hep. Ben evliydim işte, evime yemeğe falan filan gelirdi. Samsun tanıttılar bize. Tesisleri tanıttılar. İşte sahaları olsun, işte kamp yerlerini falan tanıttılar. Sonra biz de yönetim kurulu toplandı, transfer teklifi yaptılar. Biz de istediğimiz rakamları söyledik ve o zaman atın imzayı dediler. İkimiz de Samsun Spor olduk. Dediğim gibi Ayhan Bermek Bey'in tavsiyesiyle Milli Takımlar Sorumlusu Federasyon'dan, onun tavsiyesiyle bizim duayen yöneticilerimizi gönderdik Bandırma'ya. Onlar da Bandırma'ya gidince Müjdat'ın orada ne kadar çok sevildiğini, bize telefonda hararetli anlatmalarını, onlar da etkisine girmişler. Ya biz çok iyi bir oyuncu alıyoruz işte filan. Scout ekibinin raporları doğru filan. Bandırma Spor, Ümit Milli'ye de giden bir oyuncusu olduğu için oldukça yüksek bir bedel istemişti. Fakat bizim de birinci lig ayarında takım kurma sevdamız, orada bakmadık 3'e 5'e, Müjdat'ı da getirdik, aldık. Müjdat'ı ilk Samsun'da sözleşmeyi imzalarken tanıştım. Çok sevindim onun. Yani ben de biraz futbolun tabii bir temaşa sporu, görsel yanı olduğu için ben futbolun böyle yakışıklısını, güzelini severim. Sahada takımı temsil eden oyuncuların yakışıklı olmasını severim. Takımda sarı oyunculardan bir Ertuğrul vardı. Bir de Müjdat gelince bizim takım kızların, genç kızların rüyası haline dönüşeceğini o gün hissetmiştim zaten. Şimdi şöyle söyleyeyim, bizim için de çok özel bir oyuncuydu. Hani sizin için ne kadar değerliyse bizim için de çok gelecek beklediğimiz bir oyuncuydu Müjdat. Müjdat'ı biz transfer ettiğimizde ben takım kaptanıydım. İkinci ligdeydik. O zaman iki lig vardı biliyorsunuz. Birinci lig, ikinci lig. İkinci ligdeydik. İyi bir kadromuz vardı. Ligden düşmüştük. Benim son senemde. Zaten sezon sonunda jübile yapmıştım. Duygu yüklü bir abimizdi, çok sevdiğimiz abimizdi. Şimdi bizim gençler Samspor'a geldiği zamanlar ilk önce gözünün içe bakar abilerinden nasıl bir tepki alacağını, nasıl bir davranacaklarını falan diye. O yönde çok şanslıyız. Müjdat abi de biz o kulübe geldiğimizde, o hazır kampına geldiğimizde bize sahiplenmesi, diğer abilerimizde olduğu gibi sıcak davranması, ona bakış açımızı çok daha farklı bir noktaya getirmişti. Müjdat'ta da orada oynama fırsatımız oldu. Biz hemen hemen işin sonundaydık. O daha işin başındaydı. Önünde çok uzun yıllar vardı. İyi bir sporcuydu. İyi bir sporculuğun yanı sıra çok karakterli, çok kişiliği iyi olan bir sporcuydu. Her şeyden önce 2 sene, 3 hatta daha fazla, 2,5-3 sene takım arkadaşlığı yaptık. Aynı otellerde kaldık, aynı takımda mücadele verdik. Ya biz de
gerçekten bir de çok iyi top oynuyordu bizde Müjdat. İlk senesi o kadar değil de Süper Lig'e çıktıktan sonra kendini çok daha koyarak oynamaya başladı. Onun sonucunda milli takıma falan bitti. Çok gösterişli oyuncuydu. Yani sahaya çok yakışıyordu. Bizim formamızı çok iyi taşıdı. Yani grup da iyiydi. Grup Müjdat yeni olmasına rağmen grup onu hemen kabul etti. Yani iyi bir takımın içine gelmişti ama o iyi takımın içinde forma bulmak kolay değildi. Müjdat hem yeteneğiyle hem o saygın duruşuyla, karakteriyle takımın belki de sembol isimlerinden böyle yüzü, hani bir takımın yüzü olur ya, Müjdat oralara gelmişti. İşte o dönemlerde müthiş bir oyuncu vardı. Barcelona'lı Koeman, Hollandalıydı. Ona benzerdi. Samspor taraftarının bir bölümü ona altın çocuk derdi. Bir bölümü Koeman'a benzetirdi. Duruşu, fiziği, topa vuruşu, topla ilişkileri falan tamamen ona benziyordu. Yapısal anlamda, fiziksel anlamda ona benziyordu. Çok kalender, iyi bir insandı. Gerçekten Samsun'un Koeman'ıydı. Kişilik olarak da çok iyi bir insandı. İsmail Uyanık başkanımız getirmişti. Tabii orada lakabını Samsunlar takmış. Koeman, o zaman saçları böyle bir dökülüyordu, sapsarıydı. Yani Koeman Müjdat, Koeman Müjdat. Aslında halen daha geçen işte Ronald Koeman'ı izlerken, Hollanda milli takımının başına getirildi diye, hep rahmetliyi görüyorum ben. Yani onun da öyle bir lakabı vardı. Geldiğimiz kadroda hakikaten şu an gözlerimin önünde giden pırıl pırıl bir genç, Samspor'da parlamaya aday. Şunu çok samimiyetle söyleyebilirim ki ben bazı oyuncular için evlat derim. Öyle bir evlat. Sapsarı, altın çocuk zaten şey yapılıyordu. Ve ümit milli takım. Yani Türk futboluna damgasını vuracak bir evlatla çalışma imkanını yakalamış olduk. O benim hayatımda, diyelim ki futbol hayatımda, 13-15 senelik futbol hayatımda bir başarım varsa, bu başarının %90'ı ben o günkü aileme borçluyum. Yani futbol ailesindeki, bu benim evlatlarıma, kardeşlerime borçluyum. Onlara olan şükran duyduğum ve müteşekkirliğim ve sevgim hiçbir zaman bitmez. Biterse zaten taş olur. Vefasız olan bir kulübün, mazisini bilmeyen bir kulübün ayakta kalması mümkün değil. Çok özlediğimiz, yani destansı, şanlı, şerefli senelerimiz geçti. Bütün ömür boyu bize o yetiyor yani, o günlerin hatıraları. Müjdat da onların baş aktörlerinden biri olacak bir kardeşimizdi. Türk futboluna hizmet etmiş, belki de son efsane başkanlardan olan İsmail Uyanık önderliğinde Samsun'da kurulan aile atmosferi, Müjdat'a da etkisini gösterir ve daha Bandırma Spor'dayken girmeyi başardığı Ümit Milli Takım kariyerini Samsun Spor yıllarında zirveye çıkarmayı başarır. Türk futbolu için vaat ettiği umut, attığı goller, Ümit Milli Takım'a kattığı enerji tüm futbol severlerin dimağlarında dün gibi tazeliğini korumaktadır. Fatih Terim'in Piontek'le çalıştığı dönem Fatih Terim Ümit Milli Takımlar sorumlusu. Bir bölgeler arası, yani Türkiye'de bölgeler arası diye bir turnuva düzenleniyor. Türkiye'deki genç ve ümit milli takımları oyuncu seçmek için. Piontek dönemindeki bir yapılanmada Fatih Hoca'nın da çok tabii ki şeyi oldu. İzlemişler, görmüşler. Milli takıma çağırdılar. Müjdat'ın bizzat kendi ağzından ben duydum, bana söyledi. Alican abi, bana hocam hoca demiyordu ama Alican abi çok rahat, çok içten gelerek söylüyordu. Abi dedi, milli takıma seçildim. Beklenen bir şeydi dedim ben. Daha çok morallendi. İlk milli takıma çağrıldığında tabii eve gelemiyordu. Biz televizyonda izledik onu. Mesela işte uçağa binerlerken Fatih Terim vardı o zaman. Falan. Herkes telefonlarla arıyorlar. Müjdat'ı gördünüz mü? Müjdat'ı gördünüz mü? Ümit milli takımda oynuyordu. Bizi çok gururlandırıyordu. Çok önemli maçlarda çok güzel goller atmıştı.
Onun döneminde Ümit Milli Takım'da oynayan futbolcular daha sonra Türkiye'de tarih yazdılar. Tabii genelde tabii çoğunu izliyorduk tabii. Merak ediyorduk. İşte banka oynayacak mı, ilk 11'de mi falan seçildiği zaman. Tabii formasını verdiler hep. Yani dediğim gibi belki daha milli takıma kadar yükselme şansı vardı. Ümit Milli Takım'daki o Ruslar dönemi, işte Avpaylar, Sergenler, Ergünler vardı. O dönemin Ümit Milli Takımı bayağı iyi bir ekipti yani. Çok 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 heyecanlandı. Bir de yaklaşık yani İstanbul'daki 3 veya 4 Ümit Milli maçına gittim, hepsinde gol attı. Ki ön numara oynarken gol attı yani. Polonya'ya yanlış hatırlamıyorsam attığı gol, uzaktan attığı gol zaten tüm futbol severlerin hafızasına kazınan bir goldür. Ali İbrahim, Cafer kafayla çeviriyor ama Müjdat. Şimdi Müjdat, vuruş gol! Müjdat ve gol! Karşılaşmanın 33. dakikası. Dakika 33, Müjdat ve 1-0 öne geçiyor milli takımımız. Polonya karşısında milli takımımız 33. dakikada Müjdat'ın attığı golle 1-0 üstün durumda. Evet, gol Müjdat'tan geldi. 33. dakikayı bekledi gol. Ve milli takımımız da Polonya karşısında 1-0 öne geçiyor. İşte izliyorsunuz Müjdat. Yılmıyor. Agafon'dan topu aldıktan sonra da vuruşunu yapıyor gol. Dakika 33. Maçlarında biz dediğim gibi ailece giderdik. Orada Polonya ve Hollanda maçları olması lazım. İki maçta da ceza sahası dışından attığı goller var. O anda o golü attığını görmek bizlere çok büyük mutluluk veriyordu. Onun golüyle kazanmak, milli takım gibi bir yerde. Ya anlatılmayacak kadar güzel anılardı bunlar. Zaten maçlarını kalabalık olarak seyrediyorduk biz genelde Müjdat'ın. Oturuyorduk böyle 5-6 kişi seyrediyorduk. Yerinde seyrediyorduk statlara giderek. Yani çok gurur verici bir şeydi yani. Çok gurur verici bir şeydi bizim için. Hepimiz için, tüm Silivri için yani. Sağ kanattan gelişiyor bu kez atağımız. Müjdat'ın pasıyla hareketlenen oyuncu Cafer. İki Hollandalı futbolcudan sıyrılıyor. Ceza alanına giriyor Cafer. Geriye çıkarıyor Bülent. O da geriye bırakıyor. Müjdat ve gol. Karşılaşmanın 22. dakikasında milli takım beraberliği yakalıyor. Hollanda golünü seyrettim. Bizden geçtik. Tüm Silivri geçti. Maçlarına giderdik. Ailecek. Buradan toplanırdık. Araçlarla maçlarına giderdik. Milli maçlarda özellikle. Çok büyük bir gururla izlerdik. İstanbul'da bir Hollanda maçını izlemiştik. Buradan gitmiştik. Epey bir kalabalık toplanıp. Çok güzel geçmişti o maçta. Bayağı bir eğlenmiştik. Dönüşte Silivri'de. Davullarla zurnalarla karşıladılar. Evin önüne geldiler bizim. Mesela çıkmıyor, dışarıya çıkmak istemiyor. Abla söyle o davulları, zurnaları götürsünler buradan dedi. Çıkamayacağım. Neyse sonra toparladık, çıktılar. Hafızalarda hala 23 yaşında bir altın çocuk olarak yer eden Müjdat'ın Türkiye'deki zirvesine ulaşması için son bir adımı kalmıştır artık. Dünya üçüncüsü olan Türkiye milli takımının iskeletini oluşturan o dönemin Ümit milli takımında dört büyüklerde oynamayan birkaç isim kalmıştır sadece. Müjdat için de bu son adımı atmak artık an meselesidir. İsmail Uyanık Başkanım'la devamlı istişare halindeydik. Dört büyük takımda istedi Müjdat'ı yani. Ama iyi parayı verene verecekti başkanımız. Ve giderdi. Giderdi yani. İyi parayı da alırdı Müjdat kardeşimiz. Başkanımız onunla mukavele imzalattı ama o sene herhalde ya Galatasaray ya Beşiktaş ya efendim üçlü büyüklerden bir tane. Zaten devamlı onu istiyorlardı. Yani o tatilden sonra öyle hatırlıyorum herhalde. Yani herhalde ya Galatasaray ya Beşiktaş'a ya bir transferi mevzu bahisti yani. Bizde oynadığı senede zaten müthiş bir sezon geçirmişti. O geçirdiği sezonda bir kırgınlığımız oldu Müjdat'a.
Yani sevgiden dolayı kırgınlığımız oldu. O sene müthiş oynadığından dolayı üç büyük tabir edilen takımlar transfer listelerini aldılar. O dönemde gidecek korkusu vardı bizde. İşte ondan dolayı bir pişmanlığımız var. Bir haksız bir tepki gösterdik o dönemler. Allah bizi affetsin. Ya ben Fenerbahçe'ye gideceğini biliyordum. İşte Fenerbahçe çok ilgileniyordu Müjdat'la. Tabii Fenerbahçe ilgileniyor. Öbür takımlar da %100 ilgileniyordur. Benim %100 bildiğim Fenerbahçe'ydi. Yani o yola doğru gidiyordu. Hatta bizden yani erken ayrılabilirdi yani. Büyük takımlarda oynayacak kapasiteydi. Fenerbahçe'nin futbol şube sorumlusu o zaman Cemil Turan'dı. Eski Gondol Kureymiş'i bilenler bilir. Tam şu andaki Arslan Yoğurt satış noktasının yanında telefon kulübeleri vardı. Oradan devamlı şeyle konuşurdu Cemil Turan'la. Yani bitmişti transferi Fenerbahçe'ye ama işte kısmet olmadı. Yanılmıyorsam Fenerbahçe ile bir transferi görüşünde o zamanki Samsunspor'un kulüp başkanı yanılmıyorsam İsmail Uyanık'tı. Onun ikna etmesiyle Samsunspor'la sözleşmeyi imzalamış ve yaz tatilindeydi Müjdat. En son görüştüğümüzde de yine Silivri'ye gelmişti bir gün. İsmail Başkan kulüpte kalmasını istiyordu. Samsunspor'daydı işte, Ümit Milli olmuştu. Dedi ki ya Murat dedi, Fenerbahçe istiyor dedi. Ne düşünüyorsun dedim. Vallahi dedi gideceğim dedi. Ama dedi başkan dedi bırakmak istemiyor beni. O sene böyle 5. bıraktık ilk çıktığımız sene. Ve o senenin sonunda Müjdat'ın sözleşmesi bitti. Sözleşmesi bitti. Fenerbahçe takımı resmi olarak Samsunspor Kulübü'ne teklif yaptı Müjdat için. Müjdat'ın da tabii bundan haberi var. Fakat ben kendisiyle konuştum ve dedim ki yani Müjdat erken senin için. Sen daha henüz baş pehlivan değilsin. Tamam bir yıldız adayısın ama büyük yıldız değilsin. Burada bir iki sene daha oynaman lazım. O da sağ olsun beni kırmadı. Anlaşmamızı yaptık. İki senelik sözleşmemizi yaptık. Ve transfer peşinatı olarak da bir araba istedi kendisi. Peşinat olarak şey istiyordu o zaman. Bu Vectra'nın kupe denen bir arabası vardı, sportif bir araba. Hatta o günkü galeride o araba olmadığı için yani peşinatım yanmasın diye Vectra almıştı. Fenerbahçe resmen istedi ama dediğim gibi yani biz hem kulübün menfaatini hem Müjdat'ın erken zamanda İstanbul'da belki de boğulup kalmasına bir harcanmasını istemedik. Bizim futbol bilgimiz ve şeyimiz o kadardı. Yoksa tabii ki Samsunspor Kulübü bir oyuncudan bonservisini değerlendirerek para kazanmak ister ama yani zamanında göndermenin önemli olduğunu düşündük. Ve Fenerbahçe'nin teklifini reddettik, konuşmadık bile. Rahmetli Müjdat abi Fenerbahçe ile Beşiktaş'ta anıldı ama o rahmetli Müjdat abi Samsunspor'la mukavelesini yenilemişti, öyle biliyorum. Yenilemişti. Yani Samsun'a, Samspor'a verdiği değer apaçık ortadadır. Hep konuşuyorduk bunları. Onunla da konuşuyorduk. Onunla da konuştum. Hatta abi dedi Fenerbahçe'ye düşünüyorlar filan dedi. Rahmetli Cafer de hep beraberiz. Dedi ki ya Müço sen nasıl oynayacaksın Fenerbahçe'de ya? Yani niye oynamayayım abi diyordu. Bak herkes oynuyor. Ben de oynayacağım diyordu. Sen şimdi bize transfer olsan Ulu'nun yerine geçer misin diyordu rahmetli. Oynayabilir misin diyordu. Oynarım abi diyordu. Niye oynamayayım yani? Bak ben Ümit Milli'ne de seçildim. Orada da oynuyorum dedi. O tatile çıkmadan önce bu adliyenin olduğu yerde bir karşılaşmıştık. Ben de Beşiktaş'ta olduğum için Beşiktaş'a gitmesini istiyordum. Hatta öyle bir konumuz olmuştu. Abi belki Rıza'nın yerine düşünülüyor falan gibi bir şeyler söylemişti. Çok da mutlu olmuştum. Ben Beşiktaşlı olduğum için, kendisine yakın tanıdığım için işte Efendi'nin sporculuğunu, Beşiktaş'ın futbolcusu olmasını istiyordum. O tarihte Süleyman abiyle, Nur içinde yatsın Süleyman Sabah ile başkanımıza da konuyu görüşmüştüm. Anlattım kendisine dedim, böyle bir çocuğumuz var bizim elimizde, Silivri'den yetişti. O zaman da Müjdat Samsun'a gitmişti zaten, Samsun Spor'da oynuyordu. Transfer döneminde kısmet olursa Beşiktaş'ta olsun istemiştim ben. Süleyman abiye de söylemiştim. Bugün İngiltere Championship diye bir lig var. Oradaki iki takımdan da teklif aldığını gayet iyi biliyor. Ben daha sonra Fatih Terim'le federasyonda
İşte beraber oldum. Ben buraya Ankara Gücü'nden gelmiştim Fatih Terim'le. Ankara Gücü'nde bir iki yıl benim hocalığımı yaptı. Buraya gelmiştim. Müjdat'ın Ümit Milli Takım'a gittiğinde Fatih Hoca Ümit Milli Takım oyuncusuydu. Zannediyorum İngiltere maçı mıydı neydi? Fatih Hoca'yla bir sohbetimde bana dedi ki bizim Ümit Milli Takım'dan bir oyuncu istendi. Yani soruldu. Tottenham Hotspur sizin Müjdat'a talip dedi. Bilmiyorum size bu bilgi geldi mi dedi. Ama sonraki görüşmeleri bilmiyorum. Yani Müjdat gerçekten nur içinde yatsın. Çok özel bir oyuncu. Günümüzde 23, hayata başlamak için bile çok erken bir yaş olarak değerlendirilebilir. Ama o, çok daha küçük yaşlarda kendi küçük köyünden çıkmayı, basamakları birer birer tırmanarak Türkiye'nin konuştuğu bir ismin serüvenini yazmayı başarmıştı. 1994 yılının 21 Haziran'ı takvimlere kara bir gün olarak not edildiğinde ise ailesi, arkadaşları, memleketi olan Silivri, son durağı olan Samsun ve hatta tüm Türkiye bu derin acıyı hafifletebilecek bir çareyi bulmakta zorlanmıştı. Samsun'a gittiğini, Samsun'la sözleşme imzalayacağını biliyordum Müjdat'ın. Döndükten sonra bir gün karşılaştığımda, hemen o günlerde oluyor zaten. Belki de o hafta içerisinde miydi tam anımsamıyorum ama. Müjdat'la yolda karşılaştığımda ne yaptın dedim. Abi de imzaladım dedim. Ne aldın dedim, ne yaptın, durumun nasıldı yani şey ekonomik olarak. İyi abi dedi yani şartlar uygundu dedi. Ben de ona bir abisi olarak nasihatta bulundum. Dedim bak Müjdat, paranı, aklını ve arabanı hiç unutmuyorum bu üçünü. Paranı, aklını ve arabanı dikkatli kullan, gözünü seveyim demiştim. Böyle bir abi olarak bir nasihatta bulunmuştum. Tatile gideceğim abi. Arkadaşlarımla Bodrum'a, Muğla'ya falan demişti. Hatta arabayla gideceğim diyordu. Ben de arabanla gitmesen, diğer arkadaşlarınla beraber gitseniz, orada buluşsanız diye bu ayaküstü dükkanın önünde bu muhabbetleri yaptık, konuştuk. Kazadan bir hafta öncesi ya da 6 gün önceydi. Küçük Ahmet'le, biz o zaman burada işletme vardı, kumpir falan yapıyorduk. Oturduk, sohbet ettik, kumpir yediler. O tatile gitmeden önce hatta Latife yapıyordum. Beraber bir tatile gidelim falan. Beraber gidecektik. Hadi sen de gel, sen de gel. Halı sahada maça gittik. Akşam, sabaha da yola çıkacaklardı. Sen de gel, sen de gel. Gitmedim. Tabii onun daha önceden planlanmış, programlanmış bir tatili varmış Samsun'dan arkadaşlarım ona. Bologna karşısında milli takımımız 33. dakikada Müjdat'ın attığı golle 1-0 üstün durumda. Evet sayın seyirciler, bu golün sahibi genç Müjdat artık aramızda yok. Samsun sporlu 23 yaşındaki milli futbolcu Müjdat, Muğla'nın Köyceğiz ilçesi yakınında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza, Müjdat Gürsu'nun kullandığı 55G0041 plakalı özel aracın Köyceğiz Zeytin Alanı mevkiinde devrilmesi sonucu meydana geldi. Kazada milli futbolcu Müjdat hayatını kaybederken araçta bulunan iki kişi de ağır yaralandı. Askerlik şubesinde bir subay beni arıyor sabah 4 telefonla. Müjdat Gürsü neyiniz oluyor dedi bana telefonda. Dedim kardeşim. Ne oldu dedim. Başınız sağ olsun dedi. Dedim dalga geçecek zamanı mı? Saat kaç dedim, dalga geçecek zamanı mı? Kapattım dedim. Herhalde birisi şey yapıyor. Bir daha açtı. Dedim bak kardeşim.
yapma, etme. Sabahın dördünde rahatsız edilir mi insanlar dedim. Acı anlıyorum dedi. Birden söyleyince böyle oluyor ama dedi gerçek bu dedi. Haberiniz olsun dedi. Cenazesi duyduğumuz zaman biz yıkılmıştık zaten. Cici Hoca ağlamıştı, hiç unutmuyorum. Dalaman'a hep beraber geldik biz. Cici Hoca da, ben, Sayın Başkanımız, şu anda aramızdan ayrılan onu Özoğlu gibi seven iki Tarıklar vardı, genel kaptan, futbol şube sorumluları. 6-7 kişi biz Silivri'ye kadar geldik, orada toprağa verdik. Çok, benim 19 Haziran doğum günümdür. 21 Haziran'da öldü. 21 Haziran'da vefat etti. Ben ondan sonra ki yani o 94 yılından sonraki doğum günlerini böyle hani buruk bir tatla geçiyor. Hep bana Haziran geldiği zaman, 19 Haziran geldiği zaman 2 gün sonra 21 Haziran'ı hatırlatır ve İsmail Uyanık'la cenazesi belediyenin önüne, Silivri Belediyesi'nin önüne taşındığında ve orada helallik istenirken, bir konuşma yapılırken, İsmail Uyanık da bir konuşma yapmıştı. Belediye Başkanımız Selami Değirmenci de bir konuşma yapmıştı. Orada hüngür hüngür ağladığımı hatırlıyorum. Hiç unutmam zaten o anı. İsmail Uyanık da gözyaşlarına hakim olamamıştı. Çok da yuvalanmıştı. Müjdatımızı almak için bir özel uçak tuttuk. Samsun'dan özel uçakla Dalaman'a gittik. Orada işte kendisinin dini prosedürleri yerine getirildi, yıkandı, aldık onu yöneticiler, futbolcu kardeşlerimiz. O tatil zamanı, sezon dışı. Kimler varsa herkes uçakla Samsun'dan, büyük uçak, bir Rus uçağı böyle, büyüyecek bir uçak. Müjdat'ın naaşını aldık. Samsun Spor Başkanı İsmail Uyanık bizi aradılar. İşte biz Ortaca Muğla'ya gideceğiz cenazeyi alma. Biz de buradan İstanbul Havaalanı'na gittik. Atatürk Havaalanı'na. Oradan hep beraber gittik. Vallahi ben tatilden dönmüştüm. Evdeydim, kahvaltı yapıyordum. Kulüpten aradılar. O zaman cep telefonu yok. Ev telefonunu aradılar. Bir de apar topar toparlandık. Balayından gelmiştim. Balayından geldim. Kulüpten telefon geldi o zaman. Yine kulüp müdürümüz rahmetli Yüksel abi. Kasım hemen kulübe gel dedi. Dedim Yüksel abi yeni geldim dedim daha Balayından. Öğlen de gelsem olmaz mı dedim. Oğlum hemen kulübe gel dedi. Ben dedim herhalde bir şey oldu. Apar topar gittim kulübe. Şimdi kulüpte söylediler bize. Kalktım sabah bu Silivri'nin her tarafını dolaştım. Bekliyorum saat 8 olsun da ablası, Binnur ablası hastane şeyde PTT'de çalışıyor. Ama haberi nasıl vereceğim? Hatta Ali Can var. Çok onunla birlikte olan, ona çok yardımcı olan, kardeşimiz gibi sevdiğimiz. O gün haberi alınca 3-4 defa çalıştığım dairenin önüne gelmiş. Bana söyleyemeden geri dönmüştü. Sonradan söylüyor bana. Bayağı bir üsteledim bir şeyi var mı falan söylemedi veya söyleyemedi yani. Müjdat'ı çok seviyordu Ali Can abi. Söyleyemedi diyeyim. Ben oradan çıktım ablama gittim. Ben daha kapıyı açar açmaz ablam zaten yere yığıldı. Onu ben ablamı öyle görünce anladım zaten. Öyle haber aldık işte ondan sonra toplanıp buraya geldik. Annem babam yaşıyordu daha. Buraya geldik işte. Bekledik oradan. Çok büyük bir kalabalıkla geldiler. Gece geldi zaten. Sabaha kadar burada oturduk başında, bekledik. Sabahta kıyamet gibi bir cenaze töreni. O kadar kalabalıktı ki. O köyde iğne atsanız yere düşmedi o gün. Bize direkt kimse bir şey söylemedi. Televizyonlar kapanmıştı.
televizyonları açtırmıyorlardı bize. Hiç aklımıza da gelmezdi televizyon açmak, böyle bir haber alabileceğimiz, böyle bir duruma karşılaşabileceğimiz. Ondan sonra yavaş yavaş çevrenin gelmesi, gitmesi. Aile olarak haberi artık herkes öğrenmiş oldu. Kaza yaptığını tarif etsen inanılmaz bir şey. Zannedersen ki nasıl olur burada bu kaza? Dümdüz yol, dümdüz. Gidiş geliş, gidiş geliş. Otoban yok, gidiş geliş. Sol tarafında yeni genişletme çalışmaları yapılıyor. Mıcır sol taraf ya uyumuştur ya da direksiyon hakimiyeti kalacaktır. Buraya gidiyor. Burada kaptırıyor mıcıra. Devam etse önü uçsuz bucaksız şey. Ova. Cenazesini yıkayanlar, hani Bülent abiden duydum bunu sanırım. Yani hiçbir şey yok. Sadece kafayı sanırım şeye vuruyor. Emniyet kemeri herhalde takılı değil, yan tarafa. Yani buradan duyunca apar topar gittik. Ben ta şeye kadar girdim, morga kadar girdim. Yani bunlar söylenmez ama öyle pırıl pırıl suratı duruyordu. Yani bayağı bir yıkım oldu Samsun için. Silivri'yi de defnettik. Ondan sonra döndük. Silivri bizim için daha önce gençliğimizde işte yazlığa gittiğimiz Celaliye'ye, Kumburgaz'a falan bir yer iken, yoğurt yemeye, köfte yemeye uğradığımız bir yer iken, daha sonra ayağımız çekmedi açıkçası. Müjdat'ın vefatından sonra. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun dedi abi, yeni transfer oldum. İşte bana bir de sıfır araba verdi, 55 plaka. Tatile gidiyorum dedi. Gidiş o. İmkanların kısıtlı olduğu yıllarda demirci çıraklığına razı olmuş bir kaderi adeta tersine çevirerek, benzeri zor elde edilecek başarılara imza atarak altın çocuk oldu. İçimizi yakan, umutları körelten o derin acı bugün hala yüreklerimizdeki yerini koruyor. Bizlere bıraktığı benzersiz gururla birlikte. Onu tanıyanların adeta boğazından silinmeyen bir düğme dönüşen adı, biraz durup düşündüklerinde yüz gülümseten keyifli anılara da yerini bırakabiliyor bazen. Gelin son olarak bu hüznü dağıtmak adına biraz durup düşünen ve o keyifli anları bizlere aktaran sevenlerinin hatıralarına kulak verelim. Şöyle diyeyim, ikincilikte şampiyonlukta sene biz Samsun'a maça gitmiştik. Rahmetli Nur Çinlensin. Gelirken hatta o zaman Ertuğrul'un arabasını almıştı. Ertuğrul'un araba değiştirmişti. Habsa'ya gelmiştik. Polisler bizi çevirdi yolda. Polis tabii ki ehliyet ruhsat görevini yapıyordu o arada. Böyle baktı, tanıdı. Bir tane fotoğraf verir misin dedi. Fotoğrafı verdi, bizi zaten bıraktılar. Şimdi Müjdat yeni şeyin arabasını alıyor. Yeni aldığı, Ertuğrul'dan aldığı arabayı alıyor. Antrenman sahasına giderken, yani stada giderken, kırmızı ışıkta bir arabanın arkasına dokunuyor. İşte dokunduğu arabanın sahibi şeye iniyor, aşağı iniyor. İşte nasıl oluyor, ne dedi, sana kim ehliyet vermiş falan filan böyle bayağı bir şeylerken. O arada Samsun Spor Taraftarlar Derneği'nden iki kişi Müjdat'ın orada kaza yaptığını görüyorlar. Hemen oraya yanaşıyorlar. Arkada vurduğu arabanın sahibi de bu sefer taraftarlar tartışmaya başlıyorlar. Ya tamam oldu bir şey falan gibi derken, suçlu bir yere gidemez ben ondan falan derken, bütün taraftarlara telefonlarla hemen hemen hepsi taraftarları topluyorlar oraya. Müjdat'ın arabasını kaldırıyorlar. Karşı o arabanın önüne geçiyorlar. Kim suçlu şimdi deyip adam çekip gidiyor. Sezonun başı kampı bitmiş. Ben Samsun'un merkez caddesinde yürürken lambalarda bir araba duruyor.
arabaya duranda Müjdat abi, Müjdat abi sesleniyor Celil Celil diye. Ben de tam karşıdan ışıklardan geçeceğim. Hemen yanına geliyorum. Nereye gidiyorsun kardeşim, gel bırakayım seni. Sağ ol abi, yakında falan dedim. O zaman da yeni bir araba almıştı. Kulüple yeni anlaşmıştı. Tekrar sözleşme yapmıştı. Sen nereye gidiyorsun abi dedim. Ben de dedi, yeni şimdi tatile çıkacağım Celil dedi. Bir Samsun'u aradım, imza attım. Arabayla, yeni arabayla gideceğim dedi. Beşiktaş Samsunspor oynuyor Süper Lig'de. Buradan iki arkadaş maça gittik. Fakat trafikten dolayı bizim maça girmemiz yaklaşık bir 5-10 dakika gecikti. O zaman şimdiki Vodafone, o zamanki İnönü Stadı. Daha stadın içine girdik böyle. O 22 kişi içinden tık diye, dediğin gibi altın çocuk, tık böyle elinle koymuş gibi görüyorsun yani. Çok farklıydı Müjdat ya. Maçlarda tabii ki 3-5-2 sistemi o zaman çok meşhurdu. Onu uyguluyorduk. Benim arkamda oynuyordu. Çok dalar giderdi oyuna. Beni geçerdi falan böyle. Topsuz dalardı. Yerini kaybederdi falan. Sürekli uyarırdım. Sürekli işte Müjdat dön, arkada kal, beni takip et. Kız meselemiz oldu. 10 kişi beni sıkıştırdılar bir köşeye. Baktım rahmetli gördü. Hemen balıklama girdi, ne oluyor lan burada falan filan derken çok böyle bir kavga oldu. Tabii ki 10 kişi, biz 2 vurduysak 5 yedik. Bizim ağzımız burnumuz kan içinde. Çok komik, olay bitti, kapandı. Biz köy okulunun bahçesinde çamlık var. Çamlığın altında uzandık, şöyle elimizi koyduk, gökyüzüne bakmaya başladık. Durduk, tek bir soruyla çok gülerdik biz. Ama soruları o sorardı. Sülü ne oldu ya? Vallahi bilmiyorum gene oldu. Müjdat abinin, rahmetli Müjdat abinin yeğeniyle ben çok samimim, Mesut Demirbağ. Devamlı aynı jenerasyon olduğumuz için devamlı beraberdik. O zaman tabii Müjdat abi Samsun'dan falan kramponlar yolluyordu. Tabii kullanıyorduk o zaman. Çok fazla krampon şeyi yoktu. O zaman Diadora falan kullanıyordu. Onları yolluyordu bize. Onları giyiyorduk sağ olsun. O zaman aile kavramı yani futbol kulüplerinde şu anda olmayan, yani olmuyor. Herkesin bir kendine göre bir hayatı var ama o zaman bir aile kavramı vardı futbolcularda. Bütün futbolcular bir araya gelirlerdi. Bunlar da zaman zaman bizim çiftlikte bir kafeteryamız vardı. O kafeteryaya gelirlerdi. Tabii biz de futbolcuyu, Samsunspor'u sevdiğimiz için, futbolda alakamız olduğu için giderdik, onlarla sohbet ederdik. Aynı masada otururduk. Fakat bir türlü yani berber olduğumu söyleyemiyorum hemen kafeteryanın yan tarafında. Bir ruba kafe diye vardı. Orada otururduk hep böyle. Sonra da oranın yan mekanında bir şey var, berber var. Tabii ben de tanımıyorum. Ama kendisine de sorduğunuz zaman söyler. Maçlara geliyor, hasta Samsunsporlu. Maçlara gittiğimiz zaman ya bir tane çocuk gelmiş ama şimdi o da İsa Turan. Şöyle tribüne geldiği zaman bir hırçın, şöyle saçları önde. Ya arkadaş diyorum ya şunu tribünden bir kere tıraş etsem başka bir şey istemiyorum diyorum. O zaman futbolcuyu bilmiyoruz tabii nasıl olduğunu. Yanına gittik, öyle dostluğumuz başladı. Ondan sonra işte Müjdatlar geldi, Tuncaylar geldi. Herkes, tüm sporcuların kuaför alanı oldu. Hala dostluğumuz var, hala görüşürüz. Orada giderdik. Mesela birimiz olurken iki kişi dışarıda böyle tavla oynardık. Dinlenme saatlerinin çoğunu boş saatlerimizde oralarda geçiriyorduk. Şimdi bugün o saç modelini yapmak çok kolay. Herkes yaptırabilir, kimse de şey yapmayabilir. Ama Müjdat'ın o dönemde kendi adına bir stilistliği vardı. O saçı bize kendi kestirirdi. Yani yukarıdan kestirirdi, ya bunu yaparsak nasıl olur dediğimiz. Ama sonradan tabii gençlerin de tek tek bunu yapıp futbolcunun bu saçlarıyla birlikte sahada daha hızlı olduğunu, bu Rıdvan Dilmen'den geliyor ama Müjdat da daha farklıydı yani. Müjdat Gürsü de daha farklıydı. Yani Samsunspor zamanlarında, tam ben de kendi artık kendimizi bildiğimiz zamanlar, gelip gittiğinde bizlerle gelirdi. Hediyeler getirirdi. Futbol topu getirirdi. Bizler çıkardık onlarla. Bütün çoluk çocuk, bütün mahalleli olarak onun getirdiği futbol topuyla mahallece futbol oynardık. Şimdi havuza dalma yarışması yapıyorlar. Dedim ki rahmetliye, Müjdat dedim. Bunlar dedim normal dalıyorlar dedim. Hiç kızların dikkatini çekmiyorlar dedim. Gel dedim biz
değişik bir dalış yapalım dedim. Nasıl yapacağız dedim. Ya yerden çok yüksek zıplayalım, balıklama gelelim dedim. Biraz da kanımız kaynıyor ya. Çok uzun gerildik. Tam havuzun yanına geldik. Yerden 1-2 metre yükseldik. Balıklama daldık. İkimiz de bir çıktık. İkimizin de saçlar şurada yok. Ve şurası kan içinde. Ve çok gururluyduk. Hiç ağlamadık. Hemen geçiştirdik. Yok bir şey, bir şey yok falan dedik. Halbuki saç olduğu yerde yok. Kilisenin arka tarafına geçtik. Başladık ağlamaya. Tek soru soruyor. Şimdi ne oldu? Ne bileyim ne oldu dedim ya. Yani hani dediğim gibi ilk zamanlarda biraz böyle uyum sorunu yaşadı ama ondan sonra Müjdat herkesin odasına girerdi. Böyle şakalaşırdı. Çok sempatik, çok sevecen. Yani kulübün bir nevi şeyi gibiydi yani hani yani maskotu diyeyim. Bizden de ufak da o zaten. Çok seviliyordu. Benim şöyle bir şeyim var. Ben Bafra'ya gittim. Tabii Bafra şimdi küme düşme mücadelesi veriyor o sene. Ben ama bir özelim de vardı. Samsun'da kalıyorum. Testlerde kalıyorum. Bafra'ya kiralı gittim ama Samsun testlerinde kalıyorum. Tabii biz şimdi her hafta mağlubuz. Çünkü küme düşme oynuyoruz. Samsun şampiyonda oynuyor. O yüzden sıkışıyordum mesela. Ya rahmetli bir çocuğa derdi ya Müjdat biraz para ver de yani aşılmasın ben maaş alınca vereceğim yani prim alınca vereceğim tamam ama çıkartırdı çocuk takır takır verdi destek olurdu yani sağ olsun bize. Bazen onu, onlar şeye giderler deplasmana maçlara gidiyorlar ben testlerde kalıyorum. Bazen onun kıyafetleri giyerim dışarı çıkarıp onun kıyafetlerine takılırdık öyle güzel anılarımız vardı yani. Sağ kanattan gelişiyor bu kez hatamız. Müjdat'ın pasıyla hareketlenen oyuncu Cafer. İki Hollandalı futbolcudan sıyrılıyor. Ceza alanına giriyor Cafer. Geriye çıkarıyor. Bülent o da geriye bırakıyor. Müjdat ve gol. Karşılaşmanın 22. dakikasında milli takım beraberliği yakalıyor. Gol bir kez daha görüntüye geliyor. Bülent geriye bırakıyor. Müjdat duruyor ve kaleci Roordan'ın yanından topağlara gönderiyor. Şimdi Müjdat vuruş gol! Müjdat ve gol! Karşılaşmanın 33. dakikası. Dakika 33 Müjdat ve 1-0 öne geçiyor milli takımımız. Bologna karşısında milli takımımız 33. dakikada Müjdat'ın attığı golle 1-0 üstün durumda. Evet, gol Müjdat'tan geldi. 33. dakikayı bekledi gol. Ve milli takımımızda Bologna karşısında 1-0 öne geçiyor. İşte istiyorsunuz Müjdat. Yılmıyor. Agapon'dan topu aldıktan sonra da vuruşunu yapıyor gol.